Merhabalar, bir takipçimiz garanti istemişti. Aslında bugün çok da bir hisseye bakmayacaktım ama artık söz de vermiş bulundum. Şimdi ben Garan videosunu, yani Garanti Bankası videosunu izleyen arkadaşlara bir ricam var. Yani önce bir X Bank diye bir video yükledik. Yani kanal sayfasında çok gerilerde değildir. Zannediyorum 3-5 gün önce falan yüklendi. Bir bakarsanız onu bulursunuz. Rica ediyorum bunu izleyin ama onu da bir izleyin. Yani orada, çünkü burada şimdi tek tek değinemeyeceğim, bir sürü konuya değinildi o videoda. Bankacılık endeksi ile alakalı, tüm bankalarla alakalı. Onu da izlemenize tavsiye ederim. Tabii Garanti'nin yıkılışı dramatik. Garanti Bankası, yani sadece Garanti Bankası değil, Türkiye'de neredeyse bütün bankalar piyasa değeri, defter değeri işte 0,3'lerde, 0,5'lerde. Yani piyasa değeri, defter değeri ne demek? Abi adam defter kaydı, değil mi? Yani bir malı, mülkü, işletmesinin ederi, tabela ederi hariç burada, yani marka değeri hariç. Malını, mülkü hesapladığınız zaman 100 milyon liraysa, borsada atıyorum 50 milyon lira. Bu basit rakamları örnek olarak veriyorum. 0,5 olduğu zaman bu borsa değeri de 50 milyon lira demek. Şimdi bir karlı firma, garanti değil sadece. Bankalar Türkiye'de hala karlılar. Bir karlı firmanın, tabii insan şunu haklı olarak sorguluyor. Tamam abi, biz de biliyoruz da niye o zaman piyasa bunları bir türlü yukarı fiyatlamıyor? Abi bunları fiyatlayan piyasa değil, bunları fiyatlayan yabancı yatırımcı. Likit kağıtlar bunlar. Yani çok fazla para gerekiyor bunları kaldırmaya, öyle söyleyeyim. Çok fazla para gerekiyor. Bu para da piyasada maalesef yok. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Türkiye piyasasında yatırımcı, Türk borsa yatırımcısı bu paraları verip bu bankaları kaldıramıyor. Bunun açıklaması bu. Yani bana göre bu. Başka bir açıklaması varsa bilmiyorum. Şimdi garanti, teknik olarak konuşursak garanti yatay alanda hala. Yani buradan size şimdi ben ne çizsem, ya ne çizsem yatay alan. Ya başka bir şey ne zaman kalktı ki zaten? Ne zaman yukarı kalktı? Hiçbir yukarı hareketi yapmadı. Tam bir yatay alanda. Hatta bakın, bu yatay alanı ben buradan da çizerim de, sıfır seviyesinden, yani 6,74 dip seviyesinden de çizebilirim de. Hatta öyle çizelim, yani hiç çizmeyelim. Şuradan da alalım. 0,382 9 lira seviyesi. En üst seviye ki buraya teması bir kere. Dibi de burası. Gördüğünüz gibi. Yatay alanda yatay hareketine devam ediyor. Herhangi bir yukarı veya aşağı bir ivmesi yok. Bugünkü düşüşten sonra diyeceksiniz aşağı bir ivme var mı? Yani şöyle minör bir şey çizebiliriz. Düşüş trendi çizebiliriz ama bir taraftan da şunu sorgularız. Nereye düşsün ki abi, yani 6,74'ten aşağı mı düşsün yani? Daha piyasa değeri, defter değeri 1,0,1, 0,2 mi olsun Garanti Bankası'nın? Yani olmaz demiyorum ama hani borsalarda her şey mümkündür. Buna olmaz diyemem ama olursa da gönül razı olmaz, öyle söyleyeyim. Yani bu bir fırsat görür. Daha fazla düşerse, yani 6,74'ün altına, bana soruyorsanız 6,74'ün altına düşerse piyasa bunu o kağıdı almak için fırsat olarak görür. Ki normaldir. Yani sonuçta Garanti Bankası Türkiye'nin herhalde bireysel bankacılıkta en çok iş yapan bankalarından biri. İşte Akbank bugün 5,40'larda mı bitirdi? Tam hatırlamıyorum mesela Akbank'ta. Yani buralarda daha dipler bana biraz şey geliyor. Hani anlık, belki yani bir günlük, 2 günlük falan olur herhalde. Herhalde öyle olur. Daha fazla olmaz diye düşünüyorum. Olmamalı diye düşünüyorum, ya da bilmiyorum. Duygusal da yaklaşıyor olabilirim. Teknik analizde duygusallık yoktur ama dolayısıyla yani bu işin matematiği şey değil. Ha, siz yukarıyı soruyorsanız, tabii merak ediyorsanız, yukarı bir ivme var mı? Kesinlikle yok. Onu da söyleyeyim. Olma şansı var mı? Bakalım. Olma şansı var mı? Şimdi bir RSI'ye bakalım önce. Bir tanesini kapatayım. Şimdi RSI seviyesi zaten aşırı satım bölgesine girmiş. Biz RSI seviyesinde, yani bizden kastım ben değil, genelde teknik analiz yapanlar veya algoritmik
trade edenler herhangi bir kağıdı veya emtiayı RSI'nin 29'dan aşağı yani aşırı satım bölgesine girmesinde bir alım hazırlarlar kendilerine. Yani şimdi sıfır olmaz yani. Şimdi gelmez. Hani garantide sıfır gelir mi? Gelmez. Ama ne gelmiş önceden? Hemen bakalım. Şimdi bu Mart seviyesi bir 19 olmuş. İşte bir 20-21 olmuş. Buralarda alım gelmiş. Bakın görüyorsunuz. İkili dip yapmış hatta. Sonra da yukarı gitmiş. Gördüğünüz gibi alım gelmiş. Bakalım 29'da alım gelmiş. Burası 11 Ekim. 22'de alım gelmiş. Burası tam ilk devalüasyon yaşadığımız bir yaz var ya, 2018 yazı, işte papazdı, şuydu buydu falan, o devalüasyon dönemi. 29 bakıyoruz, 28, 29, ama genellikle bandın dışına çok sarkamamış. Yani 20'nin altını gördük mü burada? Görmedik. Yani şurası var bir tek. O da Mart dönemi işte. Orada da tam 20 mi yoksa ya? Öyle bir şey. Tam 20 burası. Yani 20'nin altı yok. Yani düşerse eğer RSI 20'ye kadar, 20'ye gelene kadar düşer. Öyle söyleyeyim. Muhtemelen diyorum. Yani göstergeye bakıp konuşuyorum. Muhtemelen diyorum. Teknik olarak yoksa sıfır da vardır ama dediğim gibi bazı şeyler çok ucuzlayınca piyasa onları bir alım fırsatı olarak alıyor. Yani mesela uzun vadecidir adam. Gelir, aa der bu 6,5'a düşmüş. 6,74'e düşmüş. Ben alamamıştım Mart'ta mesela. Dur bir şimdi alayım de diyebilir insanlar. Sonuçta hani o tür bir tepkide 6,80'lerden bakın şuradaki tepki bir daha burayı göremedi işte. Şurayı. Bu nedir? Bu alım fırsatı tepkisidir. Burada yüklendi. Piyasa 9 liraya kadar da götürdü. Garanti Bankası'nın hızlıca. Ama sonra tabii yabancı çıkışları daha da hızlandı. Hızlandıkça maalesef o da tabii aşağı bir yukarı böyle bir salınımla yatay olarak hareket etti. Bu Haziran dönemi de mesela şeydir, yabancı giriş olmuştu 3 hafta. Zaten tek yılbaşından beri yanlış hatırlamıyorsam başka hiç olmadı. Bir yabancı giriş olmuştu ufak. 30 milyon, 50 milyon, 70 milyon dolar 3 hafta arka arkaya. Bu da onun o dönemki harekete. Tabii çok küçüktü miktarlar. Ve Garanti Bankası'na girdi mi bilmiyorum. Kimlere geldi o para? Onu bilmiyorum. Şimdi Garanti Bankası'na tabii bir şey de Mekli de bakarız ama onlar sat veriyor. Onlar zaten sat verir. Yani şuradan beri yani neresi oluyor o seviye hemen bakalım. Şunu biraz büyüteyim. Yani Mekdi 8.30'da sat kardeşim demiş. Ama Mekdi yatay piyasalarda hep söylüyorum çok çok bakılacak bir şey değildir. Gösterge değildir yani. Şimdi burada al verdiği yer 7.71 mesela. Yani çok dalmalar çıkmalar şuradaki gibi biraz yatay durumlarda çok dalmalar çıkmalar olabiliyor. Gene de faydalanılır. Şu an sat veriyor. Bunun dışında Garanti Bankası için söyleyeceğim bir şey. Yani diğerlerine de bakarız işte parabolik işte bir sürü bir kıyamet gibi şey var gösteriyor. Ama bunların hepsi sat veriyor. Dur onu kafadan söyleyeyim size. Çıkış başlayabilir mi demek için ne yapmak lazım? Onu da var söyleyelim. Onu hatta bir onu da biraz saatlikten bakalım ya. Video da uzuyor ama zaten bugün de çok video yapmayacaktım. Orada da tabii şeyimiz belli. Yani şuradan da alabilirim. Gerek var mı? Hadi alalım. En yukarıdan. Biraz daha uzun olsun tren çizgimiz. Acaba bu tren döner mi? Dememiz için seviyemiz burada. Yani bu kağıdın gelip 8,50-8,60'ların üstüne kendisini atması lazım ki 9 liralara acaba diye bir şey yapalım. Konuşalım. Acaba 9 olur mu diye konuşalım. Onun dışında tabii 200 de burada önemli. 200 de kırması önemli. 200 burada baktığımız zaman ne diyor? 8,07 diyor. 8,07'yi de tabii gerçi daha önce kırdı bir şey olmadı. Onun için hani trend çizgisini burada daha uygun bir hedef olarak görüyorum. Onu da söyleyeyim. Ama yine de altına çok daldı.
Çok uzaklaşmayıp geri dönerse 200 günü, o da kendi yatırımcısı için iyi bir şey olur. Başka söyleyeceğim bir şey şu anda Garanti Bankası için yok. Ha, şunu hatırlatayım. O X Bank videosunu izleyin. Bir de yani bankacılık endeksinde bir kırılması gereken seviye var. Endeks seviyesi. Tabi oraya uzaklaştı. Ayrı konu. O endeksin de kırılması bütün bankaların harekete geçmesi için önemli bence. Hepinize iyi akşamlar dilerim.